Herkese yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçme fırsatımız oldu. Ya iyi ki de ara vermişiz. Ben bir şehir dışındaydım vesaire. Tam o arada da zaten YouTube'da hiç bize ihtiyaç duymayacak kadar video atıldı. Yani hepimiz izledik. İşte 2 saatte 4 milyon izlenen videolar mı dersiniz vesaire. Biz de şimdi o arayı verdik ve geri döndük. Ben geri döndüm. Bu arada uzaktan eğitim süreci de bir ara durdu. Haliyle okullara geri döndük. Aynı zamanda da öğretmenlik yaptığım için. Ya döndük, çocukların sınavı kalmış bu arada tam böyle bir ay falan var yani. Şimdi çocuklardan bekliyoruz ki soru gelsin. Herkes diyor hocam derslerden sonra görüşebilir miyiz? Derslerden sonra size sorumuz var. Tamam gel. Geliyor. Hiç elinde kitap, defter hiçbir şey yok. Hocam bu Sedat Peker videoları nedir? Ya hay Allah şimdi... Gerçek bir tarihçi mesela bu faillerin, yani fail doğru bir kelime mi bilmiyorum. Az önce ben eğlendim kurşunlandım. yok. Tarihte gerçekten yaşayan kahramanların ölmüş olması lazım. Objektif bir tarafsız olarak yani olayın incelenmesi için bu faillerin, gene fail dedim ikinci kurşunu yedik. ölmüş olmaları lazım. Ve olayların üzerinden 50 yıl geçmesi lazım objektif olarak görmemiz için. Şu an işin... Tam böyle en cafcaflı dediğimiz, en böyle karışık olduğu zaman da bunu tarihsel olarak nitelendirmek zordur. Haliyle öğrenciler soruyor. Biz de öğrencilere tabii birazcık hikaye anlatıyoruz. Bugün o anlattığım hikayelerden birini de sizlere anlatacağım. Aslında bu kabadayılık bizim Türk kültüründe çok tutulmuştur. Üzerine diziler, filmler, her şey yapıldı. Hatta Türkiye'de rekor kıran izlenmeler bile genelde böyle işte sokak abileri, kabadayıları vesaire bunlar çok tutuluyor. İşte ne bir çukur var. Neydi o? Başka bir tane daha vardı ondan önce. Kurtlar İç Vadisi, Kurtlar Vadisi. Eşkıya Dünya Yıkılmaz. Sizde Kabadayı filmi. Beyler siz de izliyorsunuz ha. Yani aynen öyle işte Kabadayı filmi, Kurtlar Vadisi vesaire dediğiniz gibi birçok film zaten tutulmuş vaziyette. Haliyle bizim Türk kültüründe de bunlar böyle izleniyor, merak ediliyor. Ulan ne oluyor acaba orada diye insanlar ne yapıyor vesaire. Şimdi neden tutuluyor? Çünkü bizde bu bir merak konusu. Haliyle ailelerimizde, büyüklerimizde, abilerimizde bile böyle sürekli böyle bir kabadayılık anlatma böyle istekleri vardır. Haliyle de öğrenciler de merak ediyor. Aslında bunun tutma sebebi de bizim kültürümüzde olan bir olay. Şimdi kültür olarak söyleyince birazcık böyle kötü bir şey sanki bizim kültürümüzdeymiş gibi algılanabilir. Ha bu böyle bir amaç yok ama. Osmanlı'da da var olan bir durum. Özellikle 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin artık böyle dağılma dönemine girmek üzere olduğu, işte efendim devletin zayıfladığı dönemlerde bu kabadayılar İstanbul'a çok geliyorlar. Kimisi okumak için geliyor, kimisi vay efendim orada çalışırken bir anda işte ustasını öldürüp bir anda kabadayılığa soyunanlar oluyor. Sokak abilerinden bir anda kabadayılar. Haliyle bizim halk da bunları çok seviyor. Neden? Çünkü bu kabadayılar kahvehanelerde oturuyorlar böyle. Etrafına insanları topluyorlar. Vay efendim geçen birini şöyle vurdum. Geçen birine bir tane badem şekeri verdim. Ne demek badem şeker? Kurşun. Bunlar hala şort mort giyiyorlar ayakta böyle. İşte geçen birine leblebi dağıttım bilmem ne böyle hikayelerini anlatıyorlar. Zaten filmlerde de dikkat ederseniz özellikle rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde de bu konu çok işlenir. Orada neydi? Kadırgalı Eşref vardı hatırlar mısınız? Böyle bağırır. Ait var mı lan bana yan bakan diye böyle bağırır eder. Hatta bizde de çocukken de biz de böyle bağırırdık. Babalarımız bize şey derdi işte büyüklerimiz, abilerimiz. İşte göster hani işte abilerine bağır bakayım bir falan derdi. Biz de o filmlerden gördüklerimizi yapardık. İster istemez bizim çocukluğumuzdan, kültürümüzden gelen bir olaydır bu. 18. yüzyıldaki Osmanlı'daki aslında bu kabadayıların ortaya çıkışı da tam olarak bu. Şimdi eskiden külhan beyleri vardı. Kabadayı diye bir terim çok yoktu da külhan beyleri denirdi. Külhan ne demek? İşte bu bey ne demek? Aslında beyefendilerdi. O yüzden bey deniliyordu. Hani bu insanlardan gerçekten mesela içlerinde yakışıklılar vardı. Bir tanesi Şık Manol. Şık Manol diye bir adam var. Adam hiçbir şekilde ne bıçak taşıyor, ne silah taşıyor, ne böyle adam akıllı sürekli kavga ediyor. Adam çok şık giyiniyor, kravat takıyor. Vay efendim kavga çıktığında da millete kafa atarak bayıyor ya. Hani öyle adamlar vardı. İşte bunlar kahvehanelerde millete böyle anlatınca ister istemez ortam şenleniyor. Tabii yine şey vardı. İlyas Salman ile Şener Şen'in bir atışma sahnesi vardır. Zaten biliyorsunuzdur onu. O işte atışmalar da aslında eski Osmanlı'da olan atışmalar. Vay efendim işte millet izler, keyifli olur. İşte çaycı da orada çayını dağıtır vesaire. İşte alkol veriyorsa alkolünü dağıtır. Yolunu bulur. İşte o tabii o beyefendiler de hani ya da külhan beyleri de
O sayede geçimlerini sağlar. Aslında külhan şey demek, hamam. Hamamların ısınması için odalar olur yan tarafta. Bu kazanların olduğu ısıtma işini yaparken odunları alırsın, kazanları atarsın. O da hamama dağılır su işte vesaire vesaire, hamam ısınır. Bu işi yapan kişiler aslında külhandı. O odanın adı külhan. Bunu yapan kişiler de adam olduğu için ister istemez külhan beyi denirdi. Çünkü bu insanların kalacak yerleri yoktu. İstanbul'a geliyorlar. O kadar çok geliyor ki yine 1800'lerde İstanbul'da bu külhan beylerinden tam 10 bin tane kayıtlara geçmiş sayılmış kabadayısı var İstanbul'un. Ve şimdi ister istemez o kadar çok olunca bunun önünü de alamıyorsunuz. Bir de İstanbul'da eğer yaşamak istiyorsanız, külhan beyiyseniz kendinize bir tane kefil bulmak zorundasınız. Kefil, işte kefaret dediğimiz olay. Kefil de şu oluyor, vay efendim işte ben Tugay'ın kefiliyim. Tugay bana bağlıdır, İstanbul'da yaşıyordur gibi gibi böyle kefil olunur. Ve eğer bir kefiliniz yoksa, sizi devlet görevlileri bulursa şutlarlar. Bu kabadayıların en bilinen özellikleri de zaten filmlerde de görmüşsünüzdür. Böyle bağırları açık olur. Kollar da dirseklere kadar böyle sıyrılmış olur. Haliyle omuz da birazcık düşüktür. En bilinen özellikleri de, vallahi bunu yanımda getiremedim, yumurta topuk denilen ökçeli ayakkabı, ökçelerine basılmış ayakkabılar. Bir de bellerine kuşak bağladılar mı? Ayağımda da şey var, spor ayakkabı. Böyle takılırlardı. Ben önümü kapatayım artık. Benden de olmaz uzun saçlı. Bu arada uzun saçlı olmazlar. Böyle saçım olur lan külhan. Erkek adamı saç mı uzatır? Yanlarında da haliyle işte zamanında adı verilen saldırma dediğimiz bıçak taşırlar. Yanlarında bu bıçaklar bulunur. Bunlarla beraber eğer hani o az önce bahsettiğim tatlı atışmalar var ya, kimi zaman kanlı olaylara dönüşür. Haliyle de yanlarında bıçak taşırlar. En bilinen özelliklerinden birisi de bu kabadayılar hamamların önlerini temizler. Hanların işte hamamların vesaire önünü temizlerlerken şimdi bir beyefendi geçer oradan atıyla. Beyefendinin önüne doğru süpürürler pisliği, çamuru vesaire. Şimdi beyefendi de oradan geçerken yolunu keserler. Derlerken geçecek misin? Hani sana yol açayım. Beyefendi de geçecek. Geçmek için ne vermesi lazım? Para. Diyelim ki vermedi. Bizim kabadayının ayağı takılır yere, sertçe bir basar, bütün çamur beyefendinin üstüne gider. Yani o parayı vermek zorundasınız. Ve haliyle ister istemez bunu bilen beyefendiler İstanbul'da da ceplerinde sürekli parayla dolaşırlar. Diyelim ki parası yok. Gasp ederler. İlk başta şimdi böyle tatlı tatlı anlattık ama bunların bir de bilinmeyen yanları var. Kadınlara falan salça oluyorlar. İşte vay efendim yoldan geçen erkekleri gasp ediyorlar. Bakıyorsun aslında birazcık iyi gibi anlatsak da toplumun huzurunu bozmuşlardır belli bir süre. Haliyle tabii o hanlarda, hamamlarda yatan bu beyefendiler, işte kahvehanelerde yatan bu beyefendiler diyelim, biz buraya gelen, hamama gelen insanların parasını gasp ediyorlar. İster istemez insanlar bu durumdan şikayetçi oluyor. Haliyle bu külhan beylere, hamamların orada yattıkları için hamama giren çıkanlardan para topluyorlar. Ve belli bir süre sonra bunlar gasp etmeye başlıyorlar. Diyelim ki vermedin, bir de dövüyorlar. Aslında her erkeğin hayalidir bak. Hayatınızda kavga etmişsinizdir. Mutlaka yani işte etmemiş de olabilirsiniz. Edin, yok etmeyin. Dayak yediğinizde şöyle bir his oluşur. İlk başta çok sinirlenirsiniz. Ulan nasıl dayak yedik vesaire falan. Sonra eve gittiğinizde bir uyku bastırır. Hatta korkarsın, bir şey dersin. Ulan yumruk yedik, acaba ölüyor muyum falan diye düşünürsün. Ama böyle yatağa yattığında çek gibi uyursun. O var ya, orada uyuduğun 1-2 saatlik uyku var ya dayağın üstüne. Abi hiçbir şeye benzemez. Ya da hamamdan. Bak adamlar çok iyi hizmet sunuyor. Hamamdasın. Tamam, mis gibi. Oo, keselenmişsin. Eve gidip uyuyacaksın. Dışarıya çıkıyorsun. Bir de dayak yiyorsun. Oh, mis gibi uyursun artık evde. Yani bu adamlar gerçekten ilk başlarda güzel gibi anlatsak da tabii sonradan cıvıtmışlar ve bu kahvehanelere artık insanlar gelmemeye başlamışlar. Hatta Osmanlı Devleti bu duruma müdahale etmek için burada bulunan tüm kahvehaneleri yasaklamışlar. Buldukları kabadayıları da kale yapımına göndermişler. İşte bizim o zamanlar sürgün bölgesi olan Antep'te ıslah etmek için insanları oraya gönderiyorlar bu kabadayıları. Orada kale yaptırtıyorlar vesaire. O Antep'in kalesi de oradan zaten, onları yapanlar. Şimdi bu kabadayıların da bir de kendilerine göre jargonları var. Hani argoları var diyelim direkt. Şeyde de vardı, Kuzey Tekinoğlu böyle yolda gidiyor, kedi çıkıyor oradan böyle pips ya diye bağırıyor ya, böyle kedi fırlıyor. O videodaki gibi. Bunlar da insanlara da böyle salça olunca tabii Osmanlı bunların önüne geçmeye çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Osmanlı bunun önüne geçebildi mi? Arkadaşlar Osmanlı bunun önüne geçemedi. Neden geçemedi biliyor musun? Devletin önemli kişileri
bu insanları kullanmaya başladı. Devletin önemli kişileri bu insanları kullanmaya başlayınca insanlar da ister istemez bu yöne doğru kaydılar. Haliyle Osmanlı Devleti döneminde bunların önüne geçilememiştir. Zaten Cumhuriyet'in ilanı ile beraber bu insanlar sürgün edilmiş. O yüzden bir zamanlar devlete bile bela olmuşlardı. Kendilerine göre mesela cümbüşlenmek dedikleri bir şey var. Ne demek cümbüşlenmek? Oo güzel, rakı içmek. Badem şekeri neymiş? Mermi. Mermi, güzel. Leplebi de? Leplebi de mermi. Peki gaco? Racon. Gaco. Racon kesin. Gaco. Racon değil lan, gaco. Gaco ne demek? Gaco. Kadın. Kadın. İşte hani güzel gaco falan. Bunu şakasına örnek olsun diye söyledim bu arada. Linç yemeyelim. Gaco. Cura. Cura ne demek? Cura. Para. Benim böyle bir öğrencim vardı soy ismi Cura olan. Cura. Yok. Sigaranın, ben nasıl içiliyor bilmiyorum işte, son dumanı. Yani sigaranın cura son dumanıymış. Cura. Öyle kendi aralarında çok bilinen sözleriymiş bunlar. İşte mesela şey, bir tanesi de böyle ne bakıyorsun lan falan, hani var mı lan bana yan bakandan ziyade ne bakıyorsun tekerlek gibi, böyle birbirlerine aslında hala kullanılır bu. Hayırdır lan tekerlek falan derler. Aslında Osmanlı'dan kalma bir şey. Osmanlı'da da tekerlek bir tür şey, hani beyefendilerin de kendilerine göre namı var. Mesela çiroz ne demek? Çiroz. Çiroz biz zayıf, çelimsiz değil mi? Çiroz Ali. İşte az önce ben kimden bahsettim? Şıkmanol'dan bahsettim. Arap Hüsnü. Vay efendim işte Kavanoz Mehmet. Raconcu Cafer falan. Böyle bir sürü isimleri var kendilerinin. Bunu bilirsin lan. Fırın babalı. Ya da fırın babası. Fırın babalı. Fırın babalı. Bugünümüzde çok kullanılıyor. Baba parası. Baba parası demek. Zengin tiplere böyle böyle bir şey söyleyeyim. Ne alakası var bilmiyorum. Bu aralar bunlar çok gündem. Kurtlar Vadisi'de çıktığında Polat Alemdar uzunca bir süre, işte Çakır uzunca bir süre hiç ellerinde kitap görmezsiniz. Varsa yoksa silahtır. Hiç toplum bunu örnek alıyor değil mi? Bunu yapan yayım işte yapımcı mı oluyor artık, senarist mi oluyor? Ya koy eline bir tane kitap. Gençlere örnek olsun. Dünya klasiklerinden başla, işte sırayla hepsini koy. Bu gençler madem bunları izliyor, ya gençlerin izlemesine engel ol, çünkü örnek alıyorlar, ya da bunların eline kitap koy, değil mi? Velhasıl kelam, Osmanlı'nın son döneminde bunları devlet adamlarının kullanmaları bunların oluşmasına da engel olmuştur. Bu arada çekemiyorum, böyle hiç artistik bir hareket yapayım falan diyorum. Olmuyor, beceremiyor. Alışmadık götte dondurmaz derler. O zaman şöyle kapatalım artık. Bu kadar tilki divanı size yeter. Benden size en iyi tavsiye, en büyük eşkıyalık efendiliktir. Hadi eyvallah. Bravo.